Merhaba arkadaşlar. Edebiyat ikinci kitap DAF 7'deyiz. Garip şiiriyle yani diğer bir deyişle birinci yeni şiiriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Garip şiirinin 3 önemli ismi vardır. Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Horozcu ve Melih Cevdet Anday'dır. Garip şiiri denilince bu isimler mutlaka aklımıza gelmeli. Bu üç isim garip şiirinin ilk örneklerini Varlık dergisinde vermişlerdir. Ve 1941 yılında Garip adlı şiir kitabı yayımlanmıştır ve bu şiir kitabının ön sözüyle Garip şiiri bir akıma dönüşmüştür. Edebiyatımızda daha önceki dönemlerde de gördüğümüz üzere yeni bir oluşum Kendinden önceki edebi oluşumları eleştirir. Garipçilerde de aynı tavır karşımıza çıkmaktadır. Garipçiler yani Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Horolcu ve Melih Cevdet Anday yapıyı temelinden değiştirme anlayışıyla e, ortaya çıkmışlardır. Bu hedefle kendilerini göstermişlerdir ve kendilerinden önceki hececilere, toplumcu gerçekçilere ve öz şiircilere yani saf şiir anlayışını sürdüren e, sanatçılara, şairlere bir tepki olarak kendilerini göstermişlerdir. Garip kitabının ön sözü Orhan Veli tarafından yazılmıştır. Ancak bu ön söz ortak kitabın yani Garip kitabının ortak görüşleri olduğu için imzasız yayınlanmıştır ve bu e, kitabın ön sözü Garip şiirinin e, bildirisi niteliğinde karşımıza çıkmaktadır. Şimdi garip şiirinin ayırıcı özelliklerine bakalım. Garip şiirinde ölçü, uyak gibi geleneksel şiir ögeleri yoktur arkadaşlar. Garip şairleri ölçü, uyak gibi geleneksel şiir ögelerini bırakmışlardır. Bunları kullanmamışlardır. Çünkü onlara göre ölçü bu ister hece ölçüsü olsun, ister aruz ölçüsü olsun fark etmez. Ölçü yaratıcılığı engelliyor. Uyak ise artık işlevini yitirmiştir. Çünkü uyak ilkel insanların şiiri akılda tutmasına yarayan bir e, şiir ögesidir. Ve artık işlevini yitirmiştir. Dize sınırlamasına karşı çıkmışlardır ve serbest şiire yönelmişlerdir garip şairleri. Aynı zamanda garip şairleri kapalı anlatım yerine anlamda açıklığı tercih etmişlerdir. Kapalı anlatımı istemedikleri için şiirde edebi sanatları söz sanatlarını anlam sanatlarını kullanmamışlardır bunlara karşı çıkmışlardır ve sözcükleri genellikle gerçek anlamlarıyla kullanmışlardır yani mecaz anlamları kullanmamışlardır ee, söz sanatları. Doğayı ve varlıkları olduğundan farklı gösteriyor onlara göre ve e, yıllardır edebiyatta söz sanatları kullanılıyor bu da edebiyata bir şey kazandırmıyor bu yüzden söz sanatlarını geride bırakmışlardır şiirin duygudan ziyade akla dayanmasını savunmuştur garip şairleri. Bu yüzden şairhanelikten e, uzaklaşması gerektiğini belirtmişlerdir şiirlerin. Şiirin bağını, resim, müzik gibi diğer sanat dallarından koparmışlardır. Yani şiirin resimle ve müzikli bir ilişkisi vardı arkadaşlar. Hatta edebiyatın diğer sanat, güzel sanat dallarıyla bir ilişkisi vardı. E, garip şairleri buna karşı çıktılar ve şiirin resimle, müzikle olan ilişkisini sonlandırdılar. Garip şairleri basitlik, sadelik ve aleladelik ilkesini benimsemişlerdir. Onlara göre şiirin özel bir dili yoktur. Yani bir şiir dili yoktur. Günlük konuşma dilinde yer alan her sözcük şiirde kullanılabilir onlara göre. Bu yaklaşımdan yola çıkarak şiirlerde nasır, kundura, cımbız, ayna, salata, çorap gibi Herhangi bir duygu değeri taşımayan, günlük konuşma dilinde yer alan kelimeler kullanılmıştır. Örneklere bakalım. Gel benim canımın içi, gel yanıma, ipek çoraplar alayım sana, taksilere bindireyim, çalgılara götüreyim seni. Bakın çorap ifadesi. Ben deniz kenarındaki odamda pencere hiç bakmadan dışarıdan gelen kayıkların karpuz yüklü olduğunu bilirim. Burada da. Karpuz ifadesi günlük konuşma dilinde e, yer alan her sözcüğün e, şiirde kullanıldığını ispatlıyor. Diğer bir özelliğe bakalım. Şiirde anlam ön plana çıkmıştır. Garip şiirinde arkadaşlar ve e, garip şairleri şiirleriyle belli kesimlere değil, çoğunluğa seslenmek istemişlerdir ve e, çoğunluğun tadına varabileceği bir anlamı tercih etmişlerdir ve şiirlerde insana dair her şeyin işlenebileceğini e, benimsemişlerdir şiirlerinde emeğiyle geçinen sıradan küçük insanları dile getirmişlerdir bunları anlatmışlardır. Bakalım şimdi örneklere hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasır'dan çektiği kadar bakın Nasır ifadesi gene günlük konuşma dilinde yer alan bir ifade. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi yazık oldu Süleyman Efendi toplumda her an karşılaşabileceğimiz bir insandan bahsetmiş. Montör Sabri ile daima geceleyin ve daima sokakta ve daima sarhoş konuşuruz. Her seferinde eve geç kaldım diyor. Gene Montör Sabri ile e emeyle geçinen sıradan küçük insanların e işlendiği örneklendirilmiş burada da garip şairleri hayat güzel ve yaşamaya değerdir görüşünü benimsemişlerdir ve e, şiirlerinde yaşama sevgisini, insan sevgisini anlatmışlardır. Küçük ayrıntılardan e, duyulan mutlulukları işlemişlerdir. Bakalım örneklere. Deli eder insanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Diğer bir örnek sizin için insan kardeşlerim her şey sizin için gece de sizin için gündüz de. Diğer bir özellik garip şairleri şiirlerinde gülmeceye, şaşırtmacaya ve ironiye yer vermişlerdir arkadaşlar. Bakalım örneği diyor ki nedir bu benim çilem hesap bilmem muhasebede memurum en sevdiğim yemek imam bayıldı dokunur. Diğer bir örnek düşünme arzu et sade bak böceklerde öyle yapıyor garip şairleri şiirlerinde coşku ve söylev havasından uzak durmuşlardır. Üstü kapalı e, bir yergiyle toplumsal sorunlara değinmişlerdir ancak mesela neler yapmadık şu vatan için? Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik? Bakın, e, üstü kapalı bir şekilde eleştiri var aslında. işte kimimiz savaş meydanındaydık, canımızı ortaya koyduk. Kimimiz ise sadece hani oturduğu yerden nutuk söyledi, ahkam kesti. E, cümle kurmakla yetindi anlamında üstü kapalı bir eleştiri var. Ne atom bombası ne Londra konferansı bir elinde cımbız bir elinde ayna umurunda mı dünya? Gene e, üstü kapalı bir şekilde eleştiri yapılmıştır. Garip şairleri şiiri politik bir araç olarak kullanmamışlardır ve e, kullanılmasına da karşı çıkmışlardır. Böylece garip şairleri ve yazdıkları şiirler geniş kitlelerce benimsenmiştir. Orhan Veli tarafından yazılan şiirler... Eski şiirin yani işte divan şiirinin, saf şiirin yani öz şiirin o seçkinci tavrına karşı aslında bir e, protesto niteliğindedir. Ahmet Haşim'in kişiliğinde eski şiir anlayışı yıpratılmak istenmiştir ve e, eski şiire alaycı bir yaklaşım söz konusudur Garip şiirinde. Canan ki gündüzleri gelmez akşam görünür. havuz üzerinde Ahmet Haşim tarafından yazılmış bir şiir, bir beyit. Ahmet Haşim eee fecriati döneminin fecriati şiirinin en önemli temsilcisidir ve fecriati topluluğu daldıktan sonra da e, saf şiir anlayışını benimsemiştir. Sanat sanat anlayışıyla devam etmiştir. Orhan Veli de Ahmet Haşim'in bu şiirini şöyle bir e, dize yazmıştır. Canan ki degustasyona gelmez, balık pazarına hiç gelmez şeklinde. Garip şiiri geleneksel şiirin benimsedi her şeye karşı çıkıyor arkadaşlar. Bunu söylemiştik. E, bu yüzden Garip şiiri ortaya çıktığı ilk zamanlarda çok yadırganmıştır. Hatta tepkiyle karşılanmıştır. Ancak e, giderek bu tepki azalmıştır ve e, Garip şiirini savunanların sayısı artmıştır ve Şiirsiz şiir üretme Yani sanatsız şiir Üretme e, 1950'li yıllara kadar e, Ortak bir düşünceye ortak bir tutuma dönüşmüştür Orhan Veli Kanık Garip hareketinin yani birinci yeni hareketinin en önemli ismidir arkadaşlar karşınıza Çıkar Sanatçının e, garip'ten önceki şiirleri yani 1937'ye kadar yazmış olduğu şiirleri dil ve yapı özellikleri açısından hececilerin yazmış olduğu şiirlerle benzerlikler gösterir. Gene 1937 yılına kadar yazmış olduğu şiirlerin içerikleri ise öz şiirci sanatçıların şiirlerinin içerikleriyle benzerlik gösterir. Yani Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl, Cahit Sıtkı Tarancı gibi sanatçıların şiirlerinin içerikleriyle benzerlik gösterir. 1937'den sonraki şiirlerinde ise geleneksel kuruluştan uzaklaşmıştır ve dizelerin alışılmış düzenini değiştirmiştir. Orhan Veli Kanık geleneksel şiire karşı çıkmış bir sanatçıdır arkadaşlar. Şiire biçim, öz ve söyleyiş açısından yenilikler getirmiştir ve ölçüyü, kafiyeyi, edebi sanatları şiirden çıkarmıştır. Şiirlerinde e, günlük yaşamı, e, günlük yaşamda karşılaşılan insanları yalın, duru, yapmacıksız bir söyleyişle işlemiştir ve konuşma diliyle yazmıştır şiirlerini. Anlatımı lirik ve akıcıdır Orhan Veli'nin. Orhan Veli Kanık, Garip'ten sonra yazdığı şiirlerde e, yeni eğilimlere ve e, biçimsel değişikliklere yer vermiştir. Ölçü ve uya yeni bir anlayışla şiirine dahil etmiştir. Garip de ölçü ve uyağı şiirden çıkarmıştı. Garipten sonra ise yani garip e, akımına uygun şiirleri yazdıktan sonra da ölçü ve uyağı tekrardan şiirine dahil etmiştir. Şaşırtma ve zeka ögelerini şiirinde azaltmıştır. Duyguları ön plana çıkarmıştır garip hareketinden sonra yazdığı şiirlerdi ve e, duyguları ön plana çıkarmasının yanı sıra toplumsal eğilimlere de ağırlık vermiştir. E, gündelik yaşamın sokağın e, sorunlarını anlatmıştır şiirlerine yaşama sevinci, insan sevgisi, özgürlük dileği, özgürlük isteği gibi e, temalara e, daha yoğun bir şekilde yer vermiştir ve bu değişim süreci vazgeçemediğim Yenisi adlı kitaplarda ve Karşı adlı şiir kitabında e, belirgin bir halde karşımıza çıkmaktadır. Anlatamıyorum. İstanbul'u dinliyorum ve İstanbul Türküsü adlı şiirleri e, garip çizgisi dışında yazılmış şiirlerdir arkadaşlar. Bu şiirlerde daha çok e, bireysel özleme bireyselliği dile getirmiştir. Nasrettin Hoca'nın bazı fıkralarını şiir biçiminde aktarmıştır Orhan Veli Kanık. Nasrettin Hoca fıkraları şeklinde yayımlanmıştır. La Fontaine'in e, fabıllarını gene manzum biçimde yani şiir şeklinde çevirmiştir. Bunlar da La Fontaine masalları şeklinde yayımlanmıştır. Şimdi Orhan Veli'nin eserlerine bakalım. Şiir türündeki eserleri garip, vazgeçemediğim destan gibi yenisi ve karşı hikaye türündeki eseri hoşgör köftecisi mektup türündeki eseri ise yalnız seni arıyorum. Garip şiirinin bir diğer temsilcisi Melih Cevdet Anday'dır. Melih Cevdet'in ilk şiiri Ukde adını taşır ve ilk şiirini 1936 yılında Varlık Dergisi'nde yayınlamıştır. Derginin diğer sayılarından itibaren de Orhan Veli ve Oktay Rifat'la birlikte yeni şiir anlayışının yani garip şiirinin öncülerinden olmuştur. Şiirden ölçü, uyak gibi e, ögeleri çıkarmıştır Melih Cevdet Anday. Kolları bağlı Odysseus adlı Eserini 1963'te yayınlamıştır ve artık bu e, şiir kitabıyla beraber bu kitapta yer alan şiirlerle birlikte garip şiirinden uzaklaşmıştır. Betimlemeler ve imgelere yer vermiştir çünkü bu kitapta yer alan şiirlerinde sanatçı. Ölümüne kadar şair, denemeci, romancı, oyun yazarı olarak edebiyatımızda yer almıştır. Ee, i̇lk başlarda duygu yüklü dizeler yazmıştır. Daha sonra tarihsel ve toplumsal temalara yönelmiştir. Fıkra ve e, deneme türünde de eserleri vardır sanatçının. Şiir türündeki eserleri garip zaten ortak kitap üç sanatçının. Telrafane, Rahatı Kaçan Ağaç, Kolları Bağlı, Odessus göçebe denizin üstünde, sözcükler yağmurun altında. Oyun türündeki eserleri Mikado'nun çöpleri, içeridekiler ölümsüzler, sanatçının roman türündeki eserleri gizli emir, yağmurlu sokak, birbirimizi anlayamayız. Garip şiirinin bir diğer temsilcisi Oktay Rıfat Horozcu'dur. Sanatçı Orhan Veli Kanık ve Melih Cevdet ile birlikte... ...Garip Kitabı'nı çıkarmıştır 1941 yılında. Garip Kitabı zaten bu üç sanatçının ortak kitabıdır. Ee, bu kitapla Yeni Şiir Hareketi'nin yani... ...Garip Şiir'inin öncülerinden biri olmuştur. Oktay Rıfat Horozcu şiirlerinde hem... E, ...bireysel duygulara, aşk temasına yer vermiş... ...hem de toplumsal konulara değinmiştir. Yani insan yaşamındaki her şeyi... ...şiirde konu edinmiştir. Garip Kitabı'ndan sonra... Perçemli Sokak adlı şiir kitabıyla ikinci yeni tarzına yönelmiştir Oktay Rıfat Eserlerine bakalım. Şiir türündeki eserleri Garip zaten ortak kitap. Yaşayıp Ölmek, Aşk ve Varlık Üstüne Şiirler, Aşağı Yukarı, Karga ile Tilki, Perçemli Sokak, Elleri Var Özgürlüğün, Çobanıl Şiirler, Koca Bir Yaz. Roman türündeki eserleri Bir Kadının Penceresinden, Danaburnu, Bay Lear, oyun türündeki eserlere bir takım insanlar, yağmur sıkıntısı, atlarla filler ya da dirlik düzenlik çil horoz. Örnek 1'e bakalım. 2020 AYT'de çıkmış. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi garip şiirini örnek olarak gösterilemez. Şimdi garip şiiri serbest bir şiirdi arkadaşlar. Uyak, redif ve ölçü yoktu. Ee, sanatçılar Anlamda açıklığı tercih etmişti. Geleneksel şiir ögelerini terk etmişlerdi. Ee, edebi sanatlara, ondan sonra mecazi söyleyişlere yer vermemişlerdi şiirlerinde. Günlük konuşma dilinde yer alan sözcüklerle şiir yazmışlardı. Basitlik, sadelik ve alaladelik ilkesini benimsemişlerdi. Ve e, günlük hayatta karşılaşabileceğimiz her olayı şiirde işlemişlerdi. Bakalım şimdi... Deli eder insanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Bakın günlük konuşma dilinde yer alan sözcüklerle yazılmış açık bir anlatım var. Edebi, sanat ya da mecazlı bir söyleyiş yok. Ee, bakın dizeler arasında da şöyle uzunlu, kısalı dizeler var. Yani serbest şekilde yazılmış. O zaman bu garip şirin örnek olarak gösterilebilir. Ve şıkkına bakalım. Bir misafirliğe gitsem bana temiz bir yatak yapsalar her şeyi adımı bile unutup uyusam. Bakın gene dizeler arasında uzunluk kısalık açısından bir uyum yok. Yani serbest şiir şeklinde yazılmış. O zaman bu da garip şiirin örnek gösterilebilir. Kuşçu amcan bizim kuşumuz da var ağacımız da sen bize bulut ver sade 100 paralık gene dizeler arasında uzunluk kısalık açısından bir uyum yok serbest şiir şeklinde yazılmış ve e, bakın günlük konuşma dilinde yer alan e, sözcükler şiirin içine dahil olmuş kuşçu amca gibi 100 paralık gibi o zaman bu da garip şiirin örnek olarak gösterilebilir. D şıkkına bakalım. Ona bir kitap vereceğim. Rahatını kaçırmak için bir öğrene görsün aşkı. Ağacı o vakit seyredin. Gene edebi sanat yok. Mecazı söyleyiş. Sanatlı bir dil yok. Şiirsel bir söyleyiş yok. O zaman bu da garip şirin örnek gösterilebilir. E'ye bakalım. İkiz hayaletler gibi yürüdük. Puslu aydınlıkta o bahar günü. Gece bir tepeden seyrettik büyük yıldızların suya döküldüğünü. Bakın burada lirik bir söyleyiş hakim. Halbuki garip şiiri lirizmden uzaktı değil mi? Basitlik, sadelik ve alaladelik ilkesi benimsenmişti garip şairleri tarafından. O zaman bu e, E şıkkına verilen dörtlük garip şiirine örnek gösterilemez. Cevap E şıkkı olmalıdır. Örnek 2 2020 AYT'de sorulmuş. Diyor ki Ahmet Haşim ve Orhan Veli'nin şiir anlayışlarına dair çalışma yapan bir öğrenci, iki şair arasında kurgusal bir karşılaşma tasarlar. Bu karşılaşmada iki şair şiir üzerine hayali bir tartışmaya girişir. Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek bir diyalogdan alınmıştır? Şimdi Ahmet Haşim, Fecri Ati dönemi sanatçısıdır, ee, sanat. ...şahsi ve muhterem bir anlayışına bağlı kalarak şiirlerini yazmıştır. Aruz ölçüsünü kullanmıştır. Hece ölçüsünü asla kullanmamıştır ve... E, ...şiirlerinde bireysel duygulara yer vermiştir. Asla e, toplumsal konularla ilgili şiir yazmamıştır. Söylediğim gibi aruz ölçüsünü kullanmıştır. Uyak ve redif kullanmıştır. Yani... Ee, şiirin ahenk ögelerine bağlı bir sanatçıdır. Orhan Veli de garip şiirinin temsilcisidir. Şiirden uyak, redif ve ölçüyü çıkarmıştır. Ee, anlamda açıklığı tercih etmiştir Orhan Veli. Ahmet Haşim ise sembolist bir şairdir. Anlamda kapalılığı tercih etmiştir. Orhan Veli anlamda açıklığı tercih etmiştir. Basitlik, sadelik, alaladelik ilkesine bağlı kalarak şiirlerini yazmıştır. Bakalım şimdi şıklara. A şıkkında Ahmet Haşim diyor ki azizim nazımdan yani şiirden ritim ve şekli atarsanız geriye bir şey kalmaz. Evet bu Ahmet Haşim'in söyleyeceği tarzda bir cümle. Çünkü Ahmet Haşim e, şiirde şekle ...ve ritmi sağlayan ögelere önem verir. Yani işte uyaktır, rediftir, ölçüdür tarzında. Orhan Veli diyor ki anlam kalır, doğal bir söyleyiş kalır ki mirim. Gerçek şiirde budur. Bu da Orhan Veli'nin söyleyebileceği tarzda bir ifadedir arkadaşlar. Çünkü e, Orhan Veli şiirde anlama önem veriyor. Duygudan ziyade anlama önem veriyor. Ve e, sade bir söyleyişi, doğal söyleyişi önemsiyor. Kapalı anlatımdan uzak duruyor. Açık bir anlatımı tercih ediyor. O zaman cevap A şıkkı. Diğer şıkları da bakalım. B'de Orhan Veli diyor ki mana kadar müzikaliteye önem verseydiniz şiiriniz daha iyi olurdu. Şimdi Orhan Veli böyle bir cümle kurmaz. Neden? Çünkü Orhan Veli e, şiirde şiirde müzikaliteye önem veren bir kişi değildir. Ki zaten Ahmet Haşim şiirde müzik, müzikaliteye önem vermiş bir şayedir. şairdir. Orhan Veli böyle bir şey söyleyemez yani. Ahmet Haşim de diyor ki şiirde yalınlık aradım ben. Ahmet Haşim şiirde yalınlık aramamıştır arkadaşlar. Aksine kapalı bir anlatım tercih etmiştir. Edebi sanatlar kullanmıştır. Sembollerle şiirini yazmıştır. Diyor ki süs ve gösteriş değil efendim tam tersi yalınlık yoktur Ahmet Haşim'in şiirinde. C'ye bakalım. Orhan Veli diyor ki divan nazmanın şekillerini serbest müstezata kurban edemezsiniz. Halbuki Orhan Veli kanık e, serbest şekilde şiir yazmıştır. Ahmet Haşim diyor ki halk şiirinin imkanlarını, imkanları ve hece iyi bir şiir yaratmak için yeterlidir. Ahmet Haşim ee, halk şiirinin imkanlarından yararlanmamıştır arkadaşlar. Hece ölçüsünü hiç kullanmamıştır. Bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Ahmet Haşim hece e, ölçüsünü, hece vezni köylü vezni olarak değerlendirmektedir ve asla e, hece ölçüsü kullanmamıştır. O zaman böyle bir diyalog da geçemez. D şıkkına bakalım. Orhan Veli diyor ki: "Şiirimi Parnasyan biçimcilikle değil, sembollerle ördüm." Ben Deniz Ahmet Haşim'le de diyor ki: "Saf şiirin peşinde koşarken şiir kuşunu öldürdünüz siz." Ahmet Haşim, fecrati topluluğu dağıldıktan sonra saf şiir anlayışıyla şiir yazmaya devam etmiştir. Yani sanat sanat içindir anlayışıyla şiirler yazmıştır. Anlamda kapalılığı tercih etmiştir. O zaman Ahmet Haşim böyle bir ifade kullanamaz ki zaten Orhan Veli Kanık saf şiirin e, temsilcisi temsilcisi değildir arkadaşlar. E'ye bakalım. Ahmet Haşim diyor ki muhterem nazmı belirsizliğe ve anlaşılmazlığa hapsettiniz. Orhan Veli diyor bunu. Halbuki Orhan Veli kanık anlamda e, açıklığı tercih etmişti. Ve Orhan Veli diyor ki hayır efendim söz dizimini değiştirirken şiiri yeniden icat ettik. Söz dizimini değiştiren grup ikinci yenicilerdir arkadaşlar. O zaman bu da değil cevap aşıkkı olmalıdır. Cumhuriyet döneminde İkinci yeni şiirine kadar öz şiir anlayışı, memleketçi şiir anlayışı, toplumcu gerçekçi şiir anlayışı ve garip şiir anlayışı varlık göstermişti. Ancak bu dönemde e, yani ikinci yeni dönemine kadar bazı sanatçılar e, herhangi bir topluluğa katılmayarak bağımsız bir şekilde... E, ...şiir yazmaya devam etmişlerdir. Bunlar Fazıl Hüsnü Dağlarca... Behçet Necati Gel ve... ...Cahit Külebi'nin de aralarında... ...bulunduğu şairlerdir arkadaşlar. Garip şiirinin etkili olduğu... ...yıllarda... E, ...bu sanatçılar... ...kendine özgü şiir tarzı... ...oluşturmuşlardır ve... E, ...herhangi bir akıma, bir şiir topluluğuna... E, ...katılmamışlardır. Ve bu sanatçılar... ...şiirde lirizmi yitirmeden öz şiire yakın durarak yeniliği sürdürmüşlerdir. Yani sanat, sanat içindir anlayışına yakın durarak şiir yazmaya devam etmişlerdir. Fazıl Üstünlü dağlarca Cumhuriyet döneminde bağımsız olarak e, şiir yazmaya devam eden bir sanatçıdır. 1930'lu yıllardan 2008 yılına kadar yani ölüm tarihine kadar aralıksız şiir yazmıştır ve herhangi bir topluluğa akıma dahil olmamıştır. Sanatçının kendine özgü bir sanatı, e, kendine özgü bir sanatçı kişiliği vardır. Eee şiirde yani şiirlerinde biçim, içerik ve söyleş uyumlu bir şekilde yer almaktadır. Ee, gelenek ile moderni birleştirmiştir. Klasik ile çağdaşı özümsemiştir şiirlerinde. Ve e, öz Türkçenin özgün bir şairidir Fazıl Üstün dağlarca. Fazıl Üstün dağlarca Türkçe'ye, öz Türkçe'ye çok değer veren bir sanatçıdır arkadaşlar. Şiirlerinde bireyselden toplumsala, ulusaldan, evrensele uzanan bir e, gelişim vardır. Havaya çizilen dünya yayınladığı ilk şiir kitabıdır sanatçının. Bu önemli ve e, bu kitap 1935 yılında çıkmıştır. Ölçülü uyaklı e, şiirler yazmıştır bu kitap için. İkinci kitabı çocuk ve Allah'tır. Bu kitabı da 1940 yılında çıkarmıştır sanatçı. Bu kitaptaki yani çocuk ve Allah'taki e, şiirleri e, daha önce Ağaç adlı dergide yayınlamıştır. Şiirlerin bir kısmını ağaç adlı dergide yayınlamıştır. Bu dergide Necip Fazıl Kısa Kısaküre'nin yönetimindeki bir dergidir arkadaşlar. Sanatçı çocuk ve Allah'taki şiirlerinden bir kısmını bu dergide yayınlamıştır. Sanatçı ilk şiir kitabındaki şiirleri yani havaya çizilen dünyadaki şiirleri geleneksel biçimlere ve söyleyiş özelliklerine uygun bir tarza yazmıştır. Çocuk ve Allah kitabındaki şiirler ise e, ikinci yeni şiirine ilham verecek e, derecede imgeye sahip şiirlerden oluşmaktadır. Fazıl Üstün'ün şiirleri e, ana temaları dikkate alınarak destan temalı şiirler, toplumcu şiirler, felsefi lirik şiirler... Çocuklara seslenen şiirler olmak üzere gruplandırılabilir arkadaşlar. Şimdi bunlara bakalım. Destan temalı şiirler. Üç Şehitler Destanı, İstiklal Savaşı, Delice Böcek, İstanbul Fetih Destanı, Yedi Mehmetler, Malazgirt Ululaması, Çanakkale Destanı, 19 Mayıs Destanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bunlar destan temalı şiirleridir. Çakır'ın Destanı, Toprak Anağı kanalı kuzu ağdı, Haliç gibi yapıtları da e, toplumsal konuların ele alındığı şiirlerden oluşur arkadaşlar. Sivaslı karınca, Batı acısı, Hiroşima, Cezayir türküsü, Vietnam savaşımız gibi yapıtlarında da e, toplumsal sınırların dışına çıkmıştır. Felsefi ee, ve lirik şiirleri ilhama ve çağrışıma elverişli şiirlerdir arkadaşlar. Şiirlerinde karanlıkla, aydınlık, ölümle, yaşam gibi tezatlar e, bir arada kullanılmıştır. Ve şair bunları anlatmak istemiştir. Kapalı bir anlatıma yönelmiştir bu yüzden de. Açıl Susam Açıl, Yeryüzü Çocukları da gene e, çocuklar için yazdığı eserleridir. Fazıl Hüsnü Dağlarca Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği de yapmıştır arkadaşlar ve e, sanatçının en duyarlı olduğu konu Türkçe ile evrenselleşmektir ve aynı zamanda bu amacıdır. E, Türkçe olan sevgisini Türkçem Benim Ses Bayrağım şeklinde e, dizesinde dile getirmiştir. Türkçe katında yaşamak adlı şiirinde. Eserlerine bakalım toplu bir şekilde. Şiir türündeki eserleri havaya çizilen dünya zaten bu. İlk şiir kitabıydı. Çocuk ve Allah, Çakır'ın Destanı, Taş Devri, Üç Şehitler Destanı, Toprak Ana, Sivaslı Karınca, İstanbul Fetih Destanı, Anıtkabir, Asu, Delice Böcek, Cezayir Türküsü, Yedi Mehmetler, Çanakkale Destanı, Kazmalama, Vietnam Savaşımız, Kubilay Destanı, 19 Mayıs Destanı, Malazgirt Ululaması, Kınalı Kuzu Ağıdı, Çukurova Koçaklaması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hiroşima. Çocuk şiirleri ise Açıl Susam Açıl, Kuş Ayak, Yaramaz Sözcükler Göz Masalı, Yeryüzü Çocukları. Beçet Necatigil vefat edene kadar şiirin ve edebiyatın içinde yer almış bir sanatçıdır. Şiirlerinde orta halli bir vatandaşın başından geçebilecek durumları ve ev, aile, yakın çevre üçgeninde yaşadığı olayları, durumları anlatmıştır. Şiirlerinde ev, aile, geçim sıkıntısı bakımından önemli. Aşk, insan sevgisi, yalnızlık, ölüm gibi temaları işlemiştir. Kısa dizeler kullanmıştır. Ve Beçet Necatigil evlerin öyküsünü yazan şair olarak anılmıştır arkadaşlar. Bu önemli, ayırt edici bir özelliği Beçet Necatigil'in. Sanatçı şiirlerinde e, toplumun geçim sıkıntısı çeken küçük insanlarına işte işsizleri, evsiz, baksız, kimsesiz insanları işlemiştir. E, onların sorunlarını anlatmıştır şiirlerinde. E, ancak bunları toplumcu gerçekçi bir tutumla ele almamıştır Behçet Necatigil. Sadece yakın çevresinde gördüğü ailelerde yaşanan sıkıntıları bile dökmeye çalışmıştır. Sanatçının şiiri İki aşamada gelişim göstermiştir. İlk zamanlar e, büyük şehirlerde orta direk diye tabir ettiğimiz orta tabaka insanın yaşamını, dertlerini, aile sıkıntılarını anlatmıştır. Ve daha sonra Divançi adlı eseriyle başlayan ve En Cam adlı eseriyle artık iyice doruğa ulaşan e, geleneğe yönelik biçim arayışlarıyla soyutlamalara başvurmuştur. Veçet Necatigil divan şiirinde sıkça karşımıza çıkan cinas ve tevri sanatlarını sıkça kullanmıştır. Ee, Encam isimli şiir kitabında yer alan şiirlerde ee, ve bu kitapta birine ya da bir ine içimde ...kinden ya da içimdekinden, nedensiz ya da nedensiz gibi bölünmüş kelimelere yer vermiştir. Sanatçının şiirlerinin yanı sıra radyo oyunları ve edebiyat araştırmaları da vardır. Şiir türündeki eserleri, Kapalı Çarşı, Çevre, Evler, bakın Evler Şairi ve kitabına Evler ismini vermiş. Eski Toprak, Arada, Darça, Yaz Dönemi, Divançe, iki Başına Yürümek encam, kareler ve aklar, sevgilerde, radyo oyunu türündeki eserleri, yıldızlara bakmak, kadın ve kedi, gece aşevi, üç turunçlar, pencere, sözlü vardır Becet Necatigil'in, edebiyatımızda isimler Sözlüğü ve edebiyatımızda eserler Sözlüğü, deneme türündeki eserleri ise bile yazlıdır arkadaşlar. Garip dışında kalan bir diğer sanatçı Cahit Külebi'dir. Sanatçı halk şiiri geleneğinden beslenmiştir ve kendine özgü bir şiir evreni kurmuştur. Yabancı sözcüklerden uzak, içten, duru bir anlatımla şiirlerini yazmıştır. Şiirlerinde Anadolu'nun gerçeklerinden, kırsal kesimde yaşayan insanların duyarlılıklarından, sevgi, ayrılık, ölüm gibi temalardan bahsetmiştir, bunları işlemiştir. Sanatçının şiirlerine çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği yerlere ait izlenimler de bulmak mümkündür. Sivas yollarında hikaye şiirleri ünlüdür. Sanatçının şiir türündeki diğer eserlerine bakalım. Adamın biri, Yeşere Notlar karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Rüzgar, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Süt, Türk Mavisi, Yangın ve Güz Türküleri. Mavi Hareketi, Mavi Hareketi adını Mavi adlı dergiden almaktadır. Bu dergi Kasım 1952 ile Nisan 1956 tarihleri arasında Ankara'da 32 sayı çıkmış bir dergidir arkadaşlar. Ve Mavi Hareketi asıl olarak 19. sayıdan itibaren Atilla İlhan'ın bu dergiye katılması ile ortaya çıkmıştır. Bu dergide Orhan Duru, Ferit Edgü, Tarık Dursun, Tahsin Yücel, Demir Özlü gibi isimler e, ortaya çıkmıştır. Ve öykü türüne bir katkı sağlamıştır bu dergi. Dergi toplumcu gerçekçi bir yayın haline almıştır. Atilla İlhan ile Ahmet Oktay'ın e, yazıları bu dergide yayınlandıktan sonra. Atilla İlhan'a bakalım. Atilla İlhan... 1946 yılında Türkiye'de düzenlenmiş bir şiir yarışmasında Cepperoğlu Mehmet adlı şiir ile ikincilik kazanmıştır ve edebiyat ortamına ünlü bir şair olarak girmiştir arkadaşlar. Ama aslında Atilla İlhan 1941 yılından itibaren toplumcu kuşak içerisinde yer almış ve toplumcu şiir niteliği taşı şiirler yazmıştır. Şiirlerinin ilk kaynağı Nazım Hikmet olmuştur Atilla İlhan'ın. Ve e, bu yıllarda yazdığı şiirlerde yani 1940'lı yılların başında yazdığı şiirlerde e, folklor'dan gelen ögeleri sıklıkla kullanmıştır. Dizelerde ses özelliklerine dikkat etmiştir ve öyküleyici bir anlatım biçimi benimsemiştir şiirlerinde. 1950'den sonra garip şiirine karşı çıkmıştır ve e, şiirin düz, yalın, basit bir ifade aracı olmayacağını öne sürmüştür. Şiirde e, Atilla İlhan'a göre zengin benzetmeler olmalı ve şiirin kendine özgü bir söyleyiş özelliği taşıması gerekmektedir. E, buna karşılık sanatçı 40 kuşa toplumcularını da eleştirmiştir. Onları dar bir formalizmle çocuk realizmi arasında Kalmakla suçlamıştır ve kendisini Sosyal realizm olarak Adlandırdığı bir e, Anlayışla ifade etmiştir Bu anlayışla e, diğer sanatçılardan Ayrılmıştır Atilla İlhan geleneğe önem vermiş bir sanatçıdır Hem halk şiirinden hem de Divan şiirinden aldığı Özellikleri kendi şiiri içerisinde Sentezlemiştir Sanatçının eserlerine bakalım Şiir türündeki eserleri Duvar, sisler bulvarı, yağmur kaçağı ben sana mecburum, bela çiçeği, yasak sevişmek, tutuklunun günlüğü, elde var hüzün, korkunun krallığı, ayrılık sevdaya dahil, kimi sevsem sensin. Roman türündeki eserleri de önemlidir. Kurtlar sofrası, sırtlan payı, sokaktaki adam, yaraya tuz basmak, zenciler birbirine benzemez, bıçağın ucu, ders saadette, sabah ezanları şeklinde. Ahmet Oktay Mavi Hareketi içerisinde yer almış bir sanatçıdır ve şiir serüveni Ahmet Arif'in etkisiyle başlamıştır. Sanatçı 1960'tan sonra ikinci yeninin etkisinde kalmıştır ve e, daha sonra toplumcu gerçekçi anlayışın etkisinde şiirler yazmıştır. Doktor Kaligare'nin dönüşü ve yol üstündeki Semender adlı kitapları ünlüdür arkadaşlar. Şiirlerinde destansı söyleyiş, imge ve toplumsal duyarlılık ön plana çıkmıştır. Bakalım eserlerine yol üstündeki semender, gölgeleri kullanmak, her yüz bir öykü yazar, Doktor Kaligari'nin dönüşü, ağıtlar ve övgüler.